Doğu Akdeniz'de saflar netleşiyor. Atina ve Ankara hattı bölgedeki faaliyetler nedeniyle gergin. Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz'u Doğu Akdeniz'e göndermesiyle kamplaşmalar belirginleşti. Yunanistan Başbakanı Çipras, Türkiye'yi önce AB'ye şikayet etti, ardından tehditler savurdu. Brüksel'de Türkiye'ye karşı Avrupa Birliği'nden yardım isteyen Çipras, son açıklamasında da Akdeniz ve Ege'de savaş riski olduğunu öne sürdü. <laughs> Yunan EPT 3'e konuşan Çipras, Türkiye'nin Meis Adası yakınlarında yapacağı olası sondaj faaliyeti için tehditkar mesajlar verdi. Türkiye'nin bunu aklından bile geçirmemesi gerektiğini söyledi. Atina'nın yapılacak sondaj faaliyetini önleyeceğini iddia etti. Yunan basını da olası bir gerginlik karşısında Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin Ege Denizi'nde hazırda beklediğini duyurdu. Bu arada Çipras, Amerikan Exxon Mobil şirketine Girit'in güney ve güneydoğusunda gaz arama işletmesi için yetki vereceğini de açıklamıştı. Yunanistan, Türkiye'nin hamleleri karşısında telaşlı bir görüntü verirken Yavuz sondaj gemisi rotasına devam ediyor. Yavuz ve Fatih sondaj gemileri, Barbaros sismik gemisi ve yardımcı gemiler Doğu Akdeniz'de deniz kuvvetleri himayesinde çalışmalarına devam ediyor.